Arkadaşlar tekrar merhabalar. Langkamp Fransa çalışmaları bitti. Bunun kaydını yapacağız. Güzel program var. 9 koşulu, 2 altılı var. 1. altılı bulunur gözüküyor ama 2. altılı devre gidebilir arkadaşlar. 2. altılı da handikaplar yoğunlukta. Bilginiz olsun. Geçen dünkü yarışları devrettiğini biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Gene devre gidebilir. Gene dilimiz döndüğünce görebildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olurum sizlere. Tutturan olursa da mesaj olarak yazarsanız memnun olurum. Tutturanlar olursa şayet ben de mutlu oluyorum diyorum devamlı olarak. Onun dışında bir sıkıntı yok. Çalışmalarımıza devam bu şekilde. Açık yarışlar ilk altılıda yoğunlukta, ikinci altılıda handikaplar yoğunlukta ki o yüzden birinci altılı nispeten favori plase biter. İkinci altılıyı bulan da bayağı bir güzel ikramiye alır. Birinci koşuyla başlayalım. Açık yarış 3 yaşlı zevkli bir koşu olacaktır. Çim pist, evet 1800 metre çim pisti start alacaklar. Burada kalite puanı da bende. Bir nolu at, iki taraftan da büyük geldi. 3 tane atın handikapı yok arkadaşlar. Bu da beni sıkıntıya sokar. Benim burada favori atım handikaplılar içerisinde 1 olur. Bir nolu at. 6 nolu at da aşağı yukarı onunla aynı olur. Bakın 82, 83. Yani kaliteler birbirlerine yakın atlar der. Bunu söyler. Tablonun, AGF tablosunun favorisi 4 nolu at. Bunu da göstereyim. Çok at veriyorsun diyorsunuz da bunları ben göstermek zorundayım arkadaşlar. Yani tek çıksa tek söylerim. Çıkmayınca ne yapayım? 4'ü plasanesinde 5'i önermekteler. Sonra 1-6'ya gidiyorlar. Bu şekilde ben de önermiş olayım. Bilmiyorum çünkü. Handikapsız atlar olduğu yarışlarda ben bir de favori veriliyorsa bir şey yapamıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Önereceğim şeyler, handikaplı atlardan 3 tane handikap var. 2 tanesinin birbirine çok yakın olduğu, bir öncelikli, 6 sonra derim, diğer atları da size bırakırım artık. Çünkü başka diyecek lokum yok. Açık yarışlar, favori plase bitmesi gerekir. Bunun da altını çiziyorum her zaman için. Geçiyorum ikinci koşusuna. İndirelim yine AGF tablomuzu. Buna ihtiyacım olacak, burada kullanıyorum devamlı. Gördüğüm ya da önerdiğim atlar favori plasehanesinde çıkarsa tek öneriyorum farkındaysanız. Kullanmamın sebebi bu. Burada da kalite atlarımızı tespitini yapalım. Burada da 3 tane atın handikap puanı yok arkadaşlar. Gene AGF'ye bakacağım bu 3 at için. Öneriyorlarsa önermek zorundayım. Onu atlayamam. O kadar da değil diyeceğim. Burada direkt bir atımız çıkıyor gördüğünüz gibi. 9 nolu at arkadaşlar. Ben de koşunun favorisi olur. 91 kalite puanıyla handikap puanı alan atlar içerisinde en yüksek kalite puanında kazanç olarak da en yüksek at benim handikap puanlı atlar içerisinde favori atımdır. 2 yarışıyla gelen gene kalitede kalan 8 nolu at da plasesi durumunda eksik sayılar eksik yarışları olduğu için tablo biraz şaşar. O yüzden kusuruma bakmayın. 8 büyük AGF çıkarsa da öneririm. 8 de favori zaten görüyorsunuz. 9, 4, 5 demişler. 4'ü öneriyorlar aşağıdan. Handikapsız atlardan. Onun da gösterimini yapayım. Bilmiyorum çünkü 3 tane at var. 4'ü öneriyorlar plase hanelerinde. 4 ve 6 nol, 4 ve 5 nol atı. 5'i önermeyeceğim size. Sonra bu atlardan sonra gelecek. Favorim 9. 2 yarışıyla gelen 8 nol atla beraber düşünebilirsiniz. Tek önermeyeceğim bu durumda. 9, 8. 4'ü tahminciler öneriyor. Diğer atları da size bırakıyorum yarış için. Yani bu koşularda tek vermek risktir, yanlıştır. Yani bilmediğimiz atlar, 3 tane koşumun at var. Versem hata ederim kendi adıma. 2 tane birincilik alan at, onu önersem gene hata ederim ki 9 çıkıyor öncelikli. Onun eksik yarışından dolayı bu şekilde anlatırım bu yarışı. Burada karar sizin artık. Geldik tekrar şartlı yarışlara. Bu birinci altılıyı tutturma ihtimaliniz var. Onu da söylüyorum. Yani ikişer üçer atla geçirip ya da tek kullanabilirsiniz. Favori çıkan açık yarış atlarını tek kullanabilirsiniz. Favori en fazla plase biter. Sürprizini zaten bulmak zordur açık yarışlarda.
Mümkün mertebede ben sürprizleri göstermeye çalışıyorum size bu yarışlar için. Farkındaysanız eğer. Hazır kupon vermiyorum. Öyle bir çalışmam yok. Sebebi de hem vebaldir, girmek istemiyorum bu aşamada. Emin olmadığım, çalışmadığım programlar, derecelerini bilmediğim hatlara da size önermem kendi adıma hata olur, yanlış olur. Burada da az eksik koşulları olan atlar var. O yüzden bir şey yapamayacağım. Net bilgi veremeyeceğim ama. Burada 86 kalite puanıyla grubun ikinci kalite puanını almış. Formda bir at olan. 250 gündür ara veren at. 8 nolu at. Yazılması gereken bir at. 9 nolu atı sürprize değerlendiririm. Arkadaşlar için önemlidir. 92 ile çok kaliteli kaldı ve yukarı gidiyorum artık. 81 kalite puanıyla en formda atı grubun. O da bir yıldır koşmuyor, enteresan. Kazanç bölgesinin kaliteli atını favori olarak önerebilirim. Tek olur mu? Üçüncü koşunun AGF'sine dönüyorum. 4 nolu atı önermekteler. 4 nolu at da bizde çıkmayan atlardan 3 yarışıyla. 4, 3'ü öneriyorlar, kabul. 5'i öneriyorlar. Ve 2'yi önermekteler. 8'i önermiyorlar bakın. 3 tamam, 3 var da. Favori hanesinde ekürlerden 4 nolu at var. Hakkı mıdır? Yani eksik yarışından dolayı bir şey diyemiyorum. Şurası 6'ya tamamlasa, 7'ye tamamlasa yarışlarını, en azından 4. yarışını görsem daha net konuşurum. Kaliteyi düşürmüş bence. Bence 4 nolu at ekürler. Ön planda gene 3 nolu atı tutacağım. 8-9 sürpriz atlar. Açık şartlı yarışın atları bunlar. Kazanç bölgesine gittiğimde 5 nolu at, 4 nolu at yazılması gereken atlar derim. Burayı da böyle kapatırım arkadaşlar. Bütçeniz el verdiği şekilde de değerlendirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Geçiyorum burayı da. 4. koşudayız. 1400 metre çim şartlı bir yarışla devam ediyorlar. 4. koşuda. Buralardan umarım hani favori plase bitirirler. En azından altılar devam eder. Umarım yatırmazlar yani. Güzel, zevkli yarışlar var ama bazen terslik yaptıkları zaman yapıyorlar. Dün akşam bir tane at vardı. Buranın gelmez atı demiştim. Şirketin atı. At çıktı geldi. Gördüyseniz eğer, takip ettiyseniz. 6 numaraydı sanırım. 3 yaşında bir at. Oranın gelmez atı gerçekten oydu. Çıkan atlar da çoktu ama hadi. O yüzden bir şey demedim. At çıktı geldi. Bu iş böyle arkadaşlar. At yarışı bu. Paranın olduğu yerde de her şey olur. O yüzden dikkat edin yani. Söylemek istediğim şeylerden biri bu. Kazanç bölgesi atlarımız ön planda olur burada. Ya çok ara vermişler. İşte bunlar da yeni giriyorlar sezonu. Almanya'da olduğu gibi. Bizde de böyle olacak. Yani uzun aralarla girecekler. Nasıl bulacağız? Nasıl bileceğiz? Hangisi galop verdi? İyi galop yaptı. Tahminci olmak kolay değil arkadaşlar, söyleyeyim. 2 nolu at kalite puanı ile yüksek 79. Sonra 1 nolu at. Bu atlar hani tek önereceğim at olacak ama nasıl önereyim? Zor. Gene grubun yüksek atlarından kazanç bölgesinin dışında kalan 8 ve 10 nolu atları teki başka yerde kullanırsınız. Çok at düşünürseniz sürprize önereceğim safkanlar olurlar. Şimdi AGF'lerine geldim. 4. koşu 5 nolu atı önermekte. Ben de geri planda kalıyor, bilginiz olsun. Çok da değil tabi. Plasa hanemde. 1-3-2, 1-2'yi gösterdim. 5 ve 3 yani kazanç bölgesinin formda atlarını favori plasa gösterdiler. Ama bizim kalitede kalmış 2 tane atımız var. 1 ve 2 nolu atlar. Bence öncelik bunlara aittir. Bence. Sonra 5-3 atları, 5-3 nolu atlar gelir. Sürpriz hanesinde de sürprizi 8 ve 10 nolu atlardan beklerim. Gene bütçeniz oranında at yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim size önereceğim saptanlar bunlar oldular bu koşuda. Gene şartlı yarış olduğu için favori plase ağırlıklı bitmesi gereken ve kazanç bölgesinden at gelmesi gereken bir yarış. Sürprizi de aşağıdaki atlar dediğim gibi yaparlar. Burayı da anlattık ve geliyoruz artık handikaplara. İşte
işin kopma noktası buralar arkadaşlar. Bu handikaplardan şansınıza tek bulur da atarsanız 6'ları tutturursunuz, 5'leri tutturursunuz. Kalabalık yarışlardan tek. O da nasıl bir şeydir? Gerçekten büyük şans ister. Hani büyük kupon yapayım, burayı kapatayım. Bu işler zor olur. Hem maddi olarak külfete girersiniz, hem de zorlanırsınız bilmediğiniz yerler. Yani yarış olarak. Şimdi tekrar yarışa bakacağım. Bilebildiğim kadarını anlatacağım. 1600 metre olması biraz olsun kilo indirimli atları ön plana çıkarır. Sonuçta bir handikap yarış. Yeşile boyadığım atlar kilo avantajı olan muhtemelen kilo vermiş atlardır. Sarıya boyadığım atlar muhtemelen kilo almış atlardır. Ülkemizdeki yarışlar başlayınca ben bunların karşılaştırmasını yapıyorum tek tek. Hem kendi atlarımız bildiğimiz atlar. O yüzden daha net sonuçlar elde ediyorum ama burada tamamen tabloya dayalı gitmek zorundayım. Peki ne yapacağız? Kalitede kalmış hafif kilolu bir atımız varsa direkt at önereceğim size ki o at getirebilirsek de 6'lı 5'li hepsi tutar bu kalabalık grupta. Şimdi bakıyorum totosu iyi olan aşağıda 87, 83, 88, 82 kalite puanlarını almış olan atlar var. Totoları tabii ki son yarışları iyi değil. Benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Ve hazır kıta atlarımız var. İki tane. Birinci ikincilik yapmış atlar. Yukarıda kilosu ağır 84 kalite puanıyla kendini gösteren iki nolu at var. Ve en üstte tabi hazır kıta kazancı yüksek atımız 7 nolu atımız var. Bu kilosu düşmüş atlardan Power Play sahnesinde gösterilen varsa iki tane var gözümün önünde. 14 ve 15 nolu atlar AGF'ye girmiş mi ona bakacağım. 14 nolu attan sürpriz bekliyorlar. 15 nolu atı tutmuyorlar. Peki 13, 16 ve 18. Hiçbirini tutmuyorlar ki bizde de sürpriz çıkıyor arkadaşlar. 8, 13, 9. Nolat sürprizde tutuyorlar. 16. Kötü. Gerçekten kötü. Şunu söyleyeyim. Son yarışını kazanan, kilo avantajı olan, kalite puanı 72. En azından koşar durumda gördüğümüz, 3 aydır koşmasa da 14 nolu at arkadaşlar. Plasahanesinde gösterilmiş benim favori atım olur bu yarışta gördüğüm kadarıyla. Bu koşu için 10 numaralı atı önermişler. Onlara bakıyorum şimdi. Herhangi bir şey. Zor işte. Böyle zor bu yarışlar. Tabloyu ayrıntılı siz de iyice inceleyebilirsiniz. Daha önceki yarışlardan da kontrol ettiğinizde mutlaka bir şeyler bulacaksınızdır. 10 nolu at. Kilosu uygun. 75 kalite puanıyla. Bu grupta olması gereken atlardan bir tanesi daha olur. Gözüme takılan bir at. 15 nolu atı önermiyorlar. Sebebini bilmiyorum. İkincilikleri var. Önermedilerse derece yapmamıştır bu at büyük bir ihtimal. Yapsa önerirlerdi. Yukarısı artık ağır kilo. 1600 metrede. Kazancı olan atlar. Orayı da size bırakırım arkadaşlar. Tabali oynayacak arkadaşlar için de 2 nolu atı noktasını koyayım. Diğer atlardan da kararı size bırakayım. Benim gördüğüm bunlar şu an için. Ön planda tutacağımız atlar bunlar. Ve sürprize tabii ki açık bir yarış. Evet. Geçiyorum burayı da. Fazla bir at söylemeyeyim. Fazla da yönlendirmeyeyim sizleri. Ya direkt at çıksa böyle aklıma yatan bilgime güvenerek aklıma yatan bir at çıksa önereyim. Tek önereyim de çıkmayı da zoraki at önermek saçma yani olmaz. Kazanç bölgesi uzadı bayağı bir genişledi. Handikap yarıştır normaldir. Böyle şeyler olur.
Hemen kalitede kalmış atlarımı göz gezdirdim. Avantajlı durumda olan var mı diye bulamadım arkadaşlar. Mesafesine bakalım. 1600 metre için koşacaklar. Tamam, onu da kabul. Kilo vermiş atlara bakıyorum. Dişi atlar. Grup zayıf. Handikap puanları düşük. Burada size bir tane at önereceğim. Var. Bir atımız var. 5 nolu at arkadaşlar. Son ikinciliğiyle kilosu müsait, hazır durumda olan, kalitesini çok fazla düşürmemiş 49'da bakın. Diğer kaliteli atlara baktığında dezavantajları çıktı. 5 nolu at neden yarışını kazanmasın? Biz tek attık diye de gelmeyecekse terbiyesizlik yapmış olur. 49 kalite puanıyla. Umarım güzel bir yarış çıkarır, bizi de üzmez. Aşağıda gene bakın 49 kalite puanıyla 9 nolu at. Aynı kalite puanındalar. Kiloları müsait bu atların, neden kazanmasınlar? Ve diğer atlara bakıyorum. Dezavantajlı atlar gördüm. Bu şekilde. İki at olarak burada önereyim size. Tek kullanmak isteyen 5'i kullanabilir. 5-9 geçebilir. Yani az atla geçmek de handikap yarışlarında büyük avantajdır ki. Kaldı ki bu yarışta bu atların birinci olmasını beklemek. Zor yarışlar. Beklentimiz bu yönde. Yukarıda da 4 nolu at var. Tabelada beklediğim bir at arkadaşlar. Tabela oynayan arkadaşlar için önerimdir. Atlamayın derim. 4 nolu at. Bu gördüklerim bunlar arkadaşlar. Buranın da favori plasahanesine bakalım. 6. koşu. 5 nolu atı favori gösteriyorlar. İnanın buraya bakarak söylemedim. Favori vermişler. 9 nolu atı önermişler. 4 nolu at. Ya buraya bakarak söylemedim bu atları. Bunda da anlaşalım. 6. koşu. Ben de çıkan atlar bunlardı. Sebebini söyleyerek anlatmıştım. Kilo avantajları var. Durumları müsait. Totoları müsait. Neden olmasınlar? Neden kazanmasınlar diye konuştuğum atlar. 6 nolu atı da bir nokta koyayım. Tabelada kalma ihtimali yüksek. Son yarışı birinci. 46 kalite puanında. Burayı da geçiyorum. Yedinci koşudayız. 1600 metre çim koşacaklar. Yine aynı mantıkta hareket edeceğim. Hafif kilolu, totosu iyi olan, en azından son yarışında bir şeyler yapmış olan, kilo almamış erkek atlardan bulabildiğim varsa önereceğim direkt. Genel istatistiklere bakıldığında bu atların şanslı olduğu yarışlardır, handikap yarışlar. Böyle bir at yoksa da olmadık atlar gelir. Altılar, beşler devre gider. Tahmincilerin verme ihtimali zor olan atlardır. Handikap yarışlarında sürpriz yapan atlar. Bakalım. Aşağıda 17 nolu ata direkt 65 kalite puanında bir üçüncülüğü var ki ben bu atı kilo avantajıyla favori atım arkadaşlar direkt. 17 nolu at direkt favorim olur. Son üçüncülüğüyle. Bir şeyler olmuş bu ata. Son üçüncülüğü iyi bir yerde üçüncülükse eğer, hani boşluk üçüncülüğü değilse, yarış da olur. Bu yarışta olur. Bir de kilo verdiyse kesinlikle olur. İşte bunları ülkemizdeki yarışlarda görsem direkt önerir, anlatarak öneririm. Elle tutulur bir bilgi sahibi olurum. 12 nolu atın da durumu fena değil. Bakın son 7.liğini baz almazsan eğer 4.likleriyle müsait durumda. Yukarı doğru çıkmaya başlıyorum şimdi tekrar. 67 kalite puanıyla çok fazla kilo almamış. Var kilosu ama diğer yukarıdaki atlara göre diyeyim. Kalite puanıyla 6 nolu attan da bu atlardan sonra sıralamaya koyar. Yarış bekleyebiliriz arkadaşlar. Artık kazanç bölgesindeyiz. Şarklılar gibi koşsalar kim kazanır? 5 nolu at kazanır. 58,5 kilo güzel bir kilo ve bence bu yarışta 17'ye rakip olabilecek kapasiteye sahip bir at 58,5 kilosuyla, net olarak söylemiş olalım. Tabela oynayan arkadaşlar için de son yarışını kazanmış 8 nolu atın noktasını koyayım. Görmüş olalım ya da çok at yazan başka yerde tek kullanan arkadaşlar için önerim olur.
İşte şartlı olsa 1-4-9 bunlar direkt devrede olurlardı kazanç bölgesinin atları. Genelde tabelada kalıyorlar dikkat ediyorsanız. Bazen hiç olmuyor aşağıdan at direkt 1-0'lu atlar. Birinci sırada çıkan kazanç bölgesinin atları yarış kazanıyorlar. Görüyorsunuz, biliyorsunuz da. Tekrar tabela hanesine bakacağım. 5-0'lu atı favori vermiş. Şimdi en son görmüştüm 5-0'lu atı. Ben 17'yi favori olarak görmekteyim ki 17 burada yok arkadaşlar. Yani Danyanlı gelecek bir at. 17-0'lu at. 5-4-7 2-14 onlara bakıyorum şimdi. Atlamamak için uğraşıyorum samimi söylüyorum. 2-14 14 nolu atın da son sıfırıncılığı var. Tabela dışı kalmış. Burada verildiğine göre belki bir çalışma görmüşlerdir. Hatta nokta koyayım. Çok at yazan arkadaşlar için durum müsait durumda. Kilo müsait, kalitede müsait. O yüzden önerebilirim bu atı. Taradığım zaman yukarısı 1-3. Aynı şekilde kilo almış atlardır bunlar. Hazır kıta atlardır. Önermeyeceğim size. 8 nolu atı söylemiştim. Toparlayacak olursam 17 nolu at güzel ganyanlı gelir. Koşabilir. Son üçüncülüğü inşallah boş koşu da değildir. Boş da üçüncülük değildir. Eğer yakın yerde bitirdiyse bu yarışta olur. Kalite durumda müsait. 17 nolu at. 5 nolu attan da 17 koşmazsa şayet yarış beklerim. 6 ve 12 bu iki attan sonra yazılması gereken at. Bence eksik etmeyin bu atları da. Koşarlar çünkü durumlara müsait olan atlar. Sonra 8-14 nokta koydum. 8 tabela için düşünülebilir. 14 gene aynı şekilde birinci olabilir. 14 nolu at. Bunun da durumu müsait gözüküyor. Burayı da anlattım arkadaşlar. Geçiyorum. Hani tek ne olur? Tek hangisini atarsınız orada? 17'yi mi atarsınız? 17 sürpriz. Yani 5'e atarsanız 5 favori. Kararı size bırakıyorum. Gelme ihtimalleri benim gözümde aynı. 17 bende favori. Yani gelmez. Olmayabilir. Gelirse de o zaman sen iyi biliyorsun. Olmuyor işte. Ben iyi bilmiyorum. Çıkan neyse o. Bazen geliyorlar. Bazen hiç gözükmüyorlar. Belli bir kaide kurallara göre devamlı olarak gidiyorum. Kendimi ona göre ayarlıyorum. Hani her dediğimiz at gelse o zaman kimseye söylemez ben oynarım diyeceğim de yapmam gene söylerim. Böyle ayrı kaydı yok bizde. Hiç affım yoktur yani. Tek başıma altılı bulmayı sevmem. Paylaşmayı severim. Zaten o yüzden paylaşıyorum ya bunları. Evet burada 2000 metre Çin. Burada da yeşille işaretlediğim kısmen bakın kilo vermiş atlar. Çok yakınlar kilolarda birbirlerine. Kısmen eğer kilo vermiş atlarda bir şey bulamazsam kazanç bölgesine gideceğim direkt. nolu at 58 kilo bir ikincilik yapmış bir altıncılık yapmış. Atta bir şeyler var bir kıpırdamalar var. Yaşı müsait, kilosu müsait, puanı, kalite puanı müsait ancak atlar birbirlerine çok çok yakın bu grup. 2000 metreyi koşacaklar ve kilolar da çok yakın. İşin kötü tarafı bu. Zorlayacak yani bizi bildiğiniz bayağı bir zorlayacak yarış. Aşağılardan çok fazla bir şey göremez oldum. Nokta koyacağım atlar olacak yine takibini yaparsınız kendinize göre. 15 nolu at bakın o da kilo müsait olan kalite puanı düşürse de 2-6 yapmış kıpırdamalar var noktasını koymuş olanın bu atında. Gidiyorum artık kazanç bölgesinin atlarına kalitesini düşürmüş atlar diyeceğim içlerinde 6 nolu at aynı yukarıda olduğu gibi bakın orada 5-17 idi burada 6-18 çıktılar. 6 nolu at tabelalarda dolaşıyor kaliteyi tam düşürmedi. Kilo müsait, yaşı müsait neden olmasın? 6 nolu at. Tek atabilir misiniz? Güveniyorsanız atarsınız. Başka yerden de bilgi alırsınız. Atılır. 18 atabilirsiniz. 18 nolu at. Sürpriz bekliyorum. Hedefim büyük dersiniz. Şansınıza gelir. Böyle yani bu işler. Devam ediyorum. Kazanç bölgesindeyim artık ve çok yakın arkadaşlar birbirlerine atlar gördüğünüz gibi.
Önereceğim safkanlar var. Burada 10 ve 11 nolu atlar. Kazanç bölgesinde totoları iyi olan, kiloları müsait olan atlar. Bakın kilo, özellikle kilo önemli burada. Bu kadar önereceğim safkanlar. 8. koşunun favorisi 14 nolu at. Son ikincilikler ama 7 yaşında olması beni geri plana atar. 14 nolu atı favori veriyorlar. Önermiyorum. 15 nolu atı plasede tutuyorlar ki önerdiğim bir at geri planda. 10 nolu at aynı şekilde. 16 nolu at, dişi at. Yazmak isteyen yazabilir 16 nolu atı. Önermeyeceğim. 3 nolu at. 3 önemli. 60 kilosuyla start alıyor. Tabelası kötü ama plase hanesinde önermişler. 61 ile grubun kaliteli atlarından bir tanesi. 3 nolu at. Tabelada olabilir arkadaşlar. Ortalığı boş vurursa da kazanır. Önerdiklerine göre bir çalışma galop vermiştir bu safkan. 3 nolu at. Totosu kötü, o yüzden geri planda tuttum ben. Kilo da fena değil. Yani kalite olarak çıktığı için noktasını koyuyor. 3 nolu atın. Diğer atlar 6-5-7. Bakın 18 nolu at gene burada yok. Benim favori atlarımdan bir tanesi 18 nolu at. Gelirse de güzel ganyanla gelir. Bizi de mutlu eder oynayan arkadaşlar için. Onun dışında 18, 6 plasem yazılması, bu iki atın dışına yazılması gereken atlar 10, 11, 15 bence 3 nolu at da var içlerinde. Bu kadar, burayı da böyle anlatmış olayım. Diğer atları da size bırakırım. Tabloları da biliyorsunuz diyeceğim artık. Geldik son koşuya. Hani aradığım öyle bir direkt at çıkmadı. Çıksa direkt söyleyeceğim. Direkt de tek bırakırım. Kısmen de olsa kilo vermiş. Tabelası biraz iyi kıpırdamış. Kalitede kalmış. Erkek at arıyoruz bu mesafelerde. Burası da 2000 metre çim. Güzel yarış. Burada da kilo önemlidir her zaman için. Atların kaliteleri çok yakın arkadaşlar birbirlerine. Böyle de bir yarış. 44'de alalım, biraz kaliteleri göstermiş olayım. Hani bazen öyle bir at geliyor ki o atı, o ayağı hepsi yapmadan bulmanız çok zor ya. Bir sebebi olmalı gelen atın. Geliyor, sebep yok. Ne diyeyim? Burada ben size bir tane at önerebilirim arkadaşlar. Bakın 44 kalite puanıyla, 55,5 kilosuyla, ekürüsü de var. Ekürü de formda ama kaliteyi düşürmüş. 10 nolu attan bahsediyorum. Burası için. Aradığım atlardan bir tanesi. Kilosu fena değil, diğerlerine göre kilo almış gibi gözükse de 55,5 kilo, 2000 metrede normal kilodur. Bu at neden birinci olmasın? 10 nolu at. Hani tek atıp bekleyelim dediğiniz, son ayağa kadar girelim, heyecanlı yaşayalım derseniz bu atı ben size öneririm. 10 nolu atı. Ve 10 nolu at da üzgünüm. AGF tablosunda yok. 17 nolu at ekürsü var. AGF tablosunda favori atı. Yani ne diyeyim ben şimdi, hadi. Ekürüsü favori. Ben de 10 nolu at, yani ön planda tuttuğum at oldu. Peki başka ne olur, ona bakıyorum. Bu atın yanına başka bir at önerir misin diye sorarsanız. Kalitede kalmış, kilosu müsait at arıyor gözlerim. Erkek at arıyor. Samimi söylüyorum, başka da at göremedim ben bu tabloda. Pan River koşuyor sandım. Papa Winner. Winner'mış o. Papa Winner. Papayı koşturuyorlar. 18 nolu at söylüyorum. 18 nolu at da favori plase hanesinde ama kaliteyi düşürdü. Size bırakırım yazıp yazmamayı. 10 nolu atı tekte bırakacağım son koşuda. Ekürüsüyle beraber. Ekürüsünü tutmuyorum, kaliteyi düşürdü. Ama kilosu müsait, hazır kıta at. Bence 10 nolu at burada koşar. İyi yerde bitirir inşallah. Dediğimiz gibi de birinci olur. Biz de mutlu oluruz. Diğer atlardan dezavantajlı atlar çok fazla. Önersem de sallamış olurum. Onu da yapmayacağım. Bu şekilde kapatmış olalım programı. Umarım faydası olur. Tablolardan da fayda alabilirsiniz. Sadece benim söylediklerimle kalmayın. Kendiniz de şablon çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Gene Yunus Emre'mizin güzel sözüyle sizi sizle ayırmak isterim.
yaklaşık 800 yıl önce yaşamış Yunus Emre. Sevmekle ilgili olarak güzel bir söz. Ben söylemeyeceğim, siz okuyun. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.